Merhabalar Paraksilen Kimya izleyicileri. Milli Eğitim Bakanlığı kitapları serisi devam ediyor. 11. sınıfın 2. ünitesi gazlar. Çok zorlanıyorsunuz biliyorum ama gazlardan endişe duymayın. Bunu izleyin. inan ki gazlardan full yapacaksınız. Çünkü bu ayarda bundan çok zor olmayan sorular soruyor ÖSYM. E. Gazlardan çok zorlamıyor. Güzel 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 yapın. Bunları iyice anlayın. Sınavda çıkan gaz sorusunu yapacaksın. Hadi o zaman geçelim mi? Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Helyum gazı ile doldurulmuş 10 litrelik pistonlu bir kabın başlangıçtaki basıncı 1 atmosfer. Pistonlu kap en fazla 5 atmosfer basınca dayanabildiğine göre hacmi en fazla ne kadar küçültülebilir? Şimdi düşünüyorum, düşünüyorum. Gaza gaza şey, pistonlu kaba gaz ekleyip çıkarmıyorum. R'sini, T'sini değiştirmiyorum. Hacmi azaldıkça basıncı artıyor. O zaman denklemin P1, V1 eşittir. P2, V2. Ne diyor? 1 atmosfer 10 litre. 5 atmosfer olursa kaç litreye kadar küçülür? 5, 10 sadeleşti. Sol tarafta 2 kaldı. O zaman en fazla 2 litreye kadar küçültülebilir. Daha fazla küçültülemez. 500 mm civa basınç altında 20 litre hacimdeki bir gaz örneği 10 litre tüpe sıkıştırılırsa basıncı kaç santimetre? Önce milimetreyi santimetreye çevirelim 50 santimetre. Yine dikkat ederseniz basınç ve hacim değişiyor. P1, V1, P2, V2 aynı 50 santimetre çarpı 20 litre eşittir P santimetre civa çarpı 10 litre oldu. 10 ile 20 gitti 2 o zaman 100 santimetre civa olur yazıyoruz. Havadan azot elde eden endüstriyel bir tesiste sabit sıcaklıkta 5000 litre hacimli bir tankta 1 atmosfer basınçta 20 atmosfer basınca getirildiğinde toplanan havanın hacmi kaç litre olur? Yine hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece basıncını ve hacmini değiştiriyoruz. 1 atmosfer 5000 litreyi 20 atmosfere getirirsem kaç olur diyor. Şununla şey gitti. 500 bölü 2 V eşittir. 250 litre olur. Kaplar arasındaki musluk açılırsa kaç olur? 2 tane kap var birleşiyorsa P1 V1 P2 V2 P son V son oluyordu. İkisinde de gaz varsa o zaman baktığımızda 4 çarpı 7 artı 3 çarpı 8 eşittir P son çarpı 7 3 daha 10. 28 24 daha 40 52 bölü 10 5.2 atmosfer oluyor son basıncımız. 27 derece sıcaklıkta helyumla doldurulmuş bir sıcak hava balonunun hacmi 3000 metreküp. Balondaki gazın sıcaklığı 77'ye getirildiğinde hacmi kaç olur? P, V, N, R, T sıcaklık ve hacim değişiyor. Demek ki P, N sabit. O zaman V1 bölü T1, V2 bölü T2 olacak. V1 3000 metreküp, T1 300 kelvin, 27 derece 273 ekledik. V2 soruluyor, T2 77'ye ekledik. 273, 350 oldu değil mi? 270, 340, 350 oldu. O zaman V2 kaç oldu? 3500 metreküp olarak karşımıza çıktı. Görüyorsunuz değil mi? Bütün denklemleri PVNRT'den çekebiliyoruz. Tek tek ezberlememize gerek yok. Yazıyorsun PVNRT'yi sıcaklığı 27 hacmi 2 1 yapmak için ne kadar soğutulmalı? P, R, N sabit hacimle sıcaklığı değiştiriyoruz. V1 bölü T1, V2 bölü T2. 2 bölü 300 Kelvin 1 yapmak için kaç soğutulmalı? T eşittir 300 bölü 2'den 150 Kelvin olmalı. Santigrat dereceyi soruyor. 150 Kelvin kaç santigrat? 150'den 273 çıkaracaksın. Malum santigrata 273 ekleyince Kelvin'i buluyorduk. O zaman Kelvin'den 273 çıkarınca da santigratı buluruz. Eksi 127 santigrat dereceye kadar soğutmamız gerekiyor bu sistemi. Güneş ailesi bayram tatilinde araçlarıyla aile büyüklerini, aile büyüklerini ziyaretine gidiyor. Yolculuk başında araç lastiklerinin 27 derecedeki basıncı 2.25. Sıcaklık 127'ye çıktığına göre basınç ne olur? Pvnrt. Basınç ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi soruyor. V, N, R sabit. O zaman P1 bölü T1 sıcaklığı buraya aldın. P2 bölü T2. 2,25 bölü 300 Kelvin. Eşittir P2 bölü 400 Kelvin olarak karşımıza çıkıyor. O zaman P 0-0'lar sıfır giderse şöyle şu ikisini götürürsek 4 çarpı 2,25 bölü 3 2 tane 2,25 4,5 4 tane 2,25 9. 9 bölü 3'ten 3 atmosfer olarak çıkıyor değil mi? 2,25 4,5 9 Evet 9 bölü 3'ten 3 atmosfer olarak çıkıyor. Nasıl? Bunlar standart sorular değil mi? Bir sıkıntı yok. Hadi devam edelim. 25 litre 2,5 atmosfer 0 derece. 273'e çıkarırsak son basınç ne olur? P ve N, R, T. Hacmin değiştiğinden bahsetmiyor. R ve N sabit. Sıcaklığı değiştirip basıncı soruyor. O zaman P1 bölü T1, P2 bölü T2. 2,5 atmosfer bölü 273 Kelvin. Kelvin'e çevirdim. Son basınç bölü 273 derece yani 546 Kelvin. O zaman ne olmuş işlemleri yaparsan son basınç 5 atmosfer olarak karşımıza çıkmış değil mi? Yine PVnrt ne oldu? Sıcaklık basınç verilmiş 4 atmosfer yapmak için demek ki v N, R sabit P1 bölü T1, P2 bölü T 2. T buradan 1200 kelvin çıkıyor santigrat derece karşılığını bulursak 1200'den 273'ü çıkarırsak 1073 çıkarırsak 927 santigrat dereceye çıkarmak zorunda kalırız. 10. soruya bakıyorum. 0 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta 0.5 mol CO2 kaç sıcaklık verilmiş, basınç verilmiş, mol verilmiş. 4 değişkenin 3'ü verilmişse PV=nRT'yi doğrudan kullanacaksın demek ki. 1 atmosfer V'sini soruyor. 0.5 mol R'si 22.4 bölü 273. Sıcaklığı 273 gitti gitti. V eşittir 11.2 litre olarak karşımıza çıktı. Ayten ve Kerem sosyal sorumluluk projesi için gittiği bir yerde 0.2 mol gaz 4.2 litre hacim kaplıyor. Aynı koşullarda Kerem'in şişirdiği hacim kapladığına göre kaç mol gaz vardır? Bakın arkadaşlar aynı koşullar dediği anda P ile T aynı olur. O zaman V ile N doğru orantılı. V1 bölü N1, V2 bölü N2 de yapabilirsin. Direkt doğru orantıda kurabilirsin. Yani 0,2'si 4,9 litre ise 6,125'i kaç mol diyebilirsin. Veya V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2 yapabilirsin. Buradan N değeri 0,25 mol olarak karşımıza çıkar arkadaşlar N'i hesapladığınızda. Devam edelim. Devam edelim. Kimya laboratuvarında Avogadro yasasını deneysel olarak gözlemlemek istiyor. Pistonlu bir kaba 0,1 mol helyum koyduğunda hacmi 200. 0,3 mol daha gaz koyuyor. Ne yaptık? Pistonlu kap. Pistonlu kap. Basınç sabit. R sabit. T sabit. V1 bölü N1. V2 bölü N2. 0,1 vardı. 0,3 daha ilave ettik. Ne oldu? V2 eşittir. 800 ml olarak karşımıza çıkar. Burada bir fazladan 19 kalmış. işlem yaparak. Aynı koşullarda olduğuna göre arkadaşlar işlem çok basit. Bak aynı koşulsa aynı basınç aynı sıcaklık. O zaman V ile doğru orantılı. 112 gram N2'ye hesaplarsam 1 mol'ü 28 ise 112'si kaç mol? 28'i 2'si 56. 4'ü 112 değil mi? 4, 2, 8, 32. Demek ki 4 mol gaz. V litrede, V litrede bir de çizebilsem ne güzel olacaktı değil mi? 4 mol varsa 2 V litrede de 8 mol gaz vardır arkadaşlar. 8 mol gaz vardır. Mantığımız bu. V ile en doğru orantılı. E, 60 gram C2H6, C2H6 30. 60 gramı 2 mol. 8 mol olması için bundan da 6 mol olması lazım. E bize gramını soruyor. 6 çarpı 64 6 60 360 24 384 gram SO2 gazı varmış burada. 14. soruya baktığımızda 0 derece sıcaklıkta 14 gram 4.48 litre hacim kapladığına göre kabın basıncı 4 bilinmeyenden 3'ünü vermiş. Doğrudan PVNRT kullanacağız. Basıncı soruyor. Hacmi 44.8 litre. Mol sayısı N2 28 dikkat edin. N2 diyor N demiyor. 0,5 mol çarpı R 22.4 bölü 273. Sıcaklığımız 273 Kelvin. Yani 0 derece gitti. Şununla şu gitti. Şurada 2 kaldı. P eşittir 0,5 bölü 2. 0,25 atmosfer. Artık başka bir birim sorarsa o birime çeviririz. Basınç vermiş, sıcaklık vermiş, öz kütleyi soruyor. Basınç ve sıcaklık öz kütle ise hemen aklıma denklemim geliyor. PMA DRT kullanacağım. Basıncım 0,41. MA karbondioksit için 44. D'yi bana soruyor. R 0,082. 41'in katı çünkü. Sıcaklıksa 127 derece yani 400 Kelvin. Şöyle 0,41 0082 dersek şu sıfırla şunu 082 yaparsak 082 041 gider 2 2, çak, 2 çarpı, 2 40 80 D eşittir 44 bölü 80 olarak karşımıza gelir yani 22 bölü 40 11 bölü 20 ne oldu 5,5 bölü 10'dan 0,55 gelir öz kütlemiz. Aynı basınç ve sıcaklık şartlarında bulunan helyum gazı ile NO gazının öz kütleleri arasındaki oran hemen bakalım. PMADRT aynı basınç ve sıcaklık şartlarında ise MA'ları arasındaki oran öz kütleleri arasındaki orandır. O zaman D helyum bölü D NO helyumunki 4 NO'nun 16 14 daha 30 4 bölü 30'dan 2 bölü 15'tir. Öz kütleleri arasındaki oran sevgili arkadaşlar. 17. soruya baktığımızda Gaz yasalarını incelemek üzere bir atmosfer ve 27 derecede evet verilmiş. 1 mol gaz tamam verilmiş. Düzenek kuruluyor. Piston üzerine serbest hareketli ağırlığını ihmal ediyoruz. Sırasıyla işlemleri yapıyoruz. A. Piston üzerine ağırlık konularak hacim 2 litreye düşülürse basınç ne olur? E. Hacim azalıyor. Basınç artacak. P1, V1, P2, V2. 1 atmosfer 4 litre. 2 litre P atmosfer. 4 ile 2 gitti. Burada 2 son basıncımız 2 atmosfer olur ki bunun için işlem yapmanıza bile gerek yok bence. Hacim yarıya düşerse basınç iki katına çıkar deyip geçmemiz lazım aslında bunu tam olarak yapmamız lazım. Pistonlu kabın sıcaklığı 127 dereceye çıkarılırsa pistonlu kap olduğu için sırasıyla yapılıyor. Ağırlık koyduk. Daha sonra 127'ye çıkardık. Halen 2 atmosfer. Bir şey değişmedi. Hacmi değişti, basıncı değişmedi. Kab aynı koşullarda yani basıncı 2 atmosfer tutmak şartıyla 1 mol daha bak 1 mol gazımız vardı değil mi? 1 mol daha ilave edersek son hacmi ne olur? Şimdi sırasıyla gelelim önce. 2 atmosfer 2 litreye düşürdük mü ağırlık koyunca. Daha sonra sıcaklığını 127'ye çıkarınca bunun neyi değişti? Hacmi değişti. Daha sonra bir daha 1 mol gaz ilave ettim. Dur. P, V, N, R, T. Şimdi basıncını değiştirdim. Hacmini değiştirdim. Sıcaklığını da değiştirdim. Sıcaklığını da değiştirdim. 127 yaptım. E gaz da ilave ettim. O zaman ne yapacağım biliyor musun? İlk PVNRT ile son PVNRT'yi oranlayacağım. Şimdi en başta en başta 1 mol 1 atmosfer 4 litrem var. Bak en başta ilk PVNRT'yi yazıyorum. 1 atmosfer 1 litre 1 mol gazım var. R çarpı sıcaklığım kaç derece? 27 derece 300 Kelvin. Son durumda son durumda basıncım 2 atmosfere çıktığını söylemiştim. Niye ne yaptım? Hacmi 2 litreye düşürdüm. Basıncı 2 litreye koydum. Ağırlık var ya. Ağırlıktan dolayı basınç 2 atmosfer oldu. Hacmi bilmiyorum. 1 mol vardı. 1 mol daha ilave ettim. R aynı. Sıcaklık 300 kelvindi. 127 dereceye 400 kelvine çıkardım. Sırasıyla yapıyorum ya. Hep üzerine ekleye 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 ekleye. Bir sonraki koşula baka baka geldim. Ne oldu? R'ler gitti. 2'ler gitti. Şu yüzde şu yüz sadeleşti. İşler dışlar çarpımı yaparsak 3V eşittir. 4 olarak kaldı. O zaman V eşittir. 4 bölü 3 litre olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Arkadaşlar gazlarda idealliğin birden fazla nedeni vardı. Apolar olması, çekiminin zayıf olması, düşük basınçta olması, geniş hacimde olması gibi. Ama burada MA'sını sormuş. MA düştükçe çekim azaldığı için ideallik artar. En ideal olan H2, sonra helyum, sonra O2. İdeale en uzak olan da CO2. MA düştükçe ideallik artar. Çekim azaldığı için ideallik artar arkadaşlar. E, Ve sıcaklık verilmiş, hacim verilmiş, mol verilmiş. O zaman PVNRT'yi doğrudan kullanacağız. P hacmi 44.8 32 gram CH4 2 mol R 22.4 bölü 273 Sıcaklık 546 Gitti gitti 2 kaldı. Gitti 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 44.8 P eşittir 2 atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Mol verilmiş sıcaklık verilmiş basınç verilmiş hacim soruluyor. Yine PVNRT Basıncımız 5 atmosfer hacim soruluyor. 3,01 10 üzeri 23 0,5 mol. R 22.4 bölü 273. Sıcaklık 273 kelvin. Mutlaka kelvine çeviriyoruz. Sadeleşti sadeleşti. Şu 5 de şu 5 gitti. 0,1 0,1 çarpı 22.4. 22, 2,24 litre olarak gazın hacmi karşımıza çıktı. Basınç var. Kütle var. Sıcaklık var. Yoğunluk. Basınç, kütle, sıcaklık. Şimdi P ve yazsam P var. E, T var. N yok. N yok. V yok. İkisi de yok. P, M, A, D, R, T yazalım bakalım. P, M, A, D, R, T Basıncı 1.12 M'ayı bilmiyorum. D'yi bilmiyorum. R 22.4 bölü 273 Sıcaklık 273 A M'ayı biliyormuşum. Mol kütlesiymiş 17 olan soruyu dikkatli okumazsam böyle olur. Oo. Sonra kol aylıkla geldi bitti. 273'te 273 gitti. 1.12 22.4 ee, 22.4 bunları sadeleşirse kaç kalır be bunlar? 1.12 bölü 22.4 şöyle D'yi 11.2 olsaydı 0.5'ti. O zaman şu 0.05 D'ye ne çıktı? 0.05 çarpı 17. 17'nin yarısı 0.5 olsaydı 16, 8, 8 buçuk 0,85 çıkar gazın yoğunluğu arkadaşlar. Hadi devam ediyoruz. Mola vermek yok, pes etmek yok. Daha sorumuz çok. Sıcaklık var, basınç var, hacim var. Atomunu soruyor. P, V, N, R, T. P, V, N, 22.4 bölü 273 çarpı 546. Gitti gitti şurada 2 kaldı. 2.22.4 ile 2.22.4 gitti. En eşittir. 1 mol. Bana kaç tane atom bulunur? 1 molde 5 mol atom var. Tanesini sorduğu için 5 çarpı n tane atom bulunur diyoruz. 23 ne diyor? Hacmi 44.8 litre olan bir kapta 0.05 mol oksijen bu kadar bu kadar gaz. Basınç 152 kabın sıcaklığı kaçtır? 152 santimetre 1 atmosfer 76'dan 152 2 atmosfer p. Vc 448 mol sayısı 0.05 buradan var. 0.08 0.07 87 0 15 0 15 evet. 0.05 de oldan oldu 0 2 mol. Çarpı R, 22.4 bölü 273 çarpı sıcaklığı soruyor bize. Ne oldu? Şu 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 gitti. 0 2 çarpı 22.4 4.48. O zaman T eşittir 2 çarpı 273 kelvin. 1273'ü çıkarırsak 273 santigrat derece olarak karşımıza geldi. Ne yapıyoruz? 3. sayfayı da bitiriyoruz. 24. sorudan yani 4. sayfadan devam ediyoruz. Kapalı bir kapta 100 kelvin, 40 gram 0.5 atmosfer atmosfer var, kelvin var, mol var. P, V, R, direkt kullanacağız. P ve 40 gram neon gazı 2 mol R0082 sıcaklık 100 Kelvin. Ne oldu? Şu 05'te şu 2 gitti. Burada 4. Şu 100 şunu 8.2 yaptı. 2, 4 çarpı 8.2 16.4 32.8 litre olarak hacim karşımıza geldi. Bir atmosfer basınçtaki öz kütlesi 008 sıcaklık 273 derece ve basınçta 4 atmosfere getirildiğinde gazın öz kütlesi ne olur? İlk PMADRT ile son PMADRT'yi oranlarım. İlk durumla son durumu oranlamak hiç bilmediğim zaman her zaman işe yarayan sistemdir. İlk basıncım 1 atmosfer, MA'lar sadeleşti. Son basıncım 4 atmosfer. R'ler de sadeleşti. İlk özkütlem 0.08, son öz soruluyor. İlk sıcaklığım 273 Kelvin, Son sıcaklığım 546 Kelvin. Gitti gitti şurada 2 kaldı. Gitti gitti şurada 2 kaldı. D eşittir 008 çarpı 2'den 016 olarak karşımıza çıktı. Devam. Boş durmak yok. Boş duranı kimse sevmez değil mi? 2 litrelik kapta 0 derecede 11.2 atmosfer. Hacim var, sıcaklık var, basınç var. P, V, 11.2 çarpı 2 eşittir N çarpı 22.4 bölü 273 çarpı 0 derece yani 273 gitti gitti 2 11.2 2, 2 20, 24 gider en eşittir 1 mol e 1 mol 30 grammış o da bana onu soruyor 1 molünün kaç olduğunu soruyor MA 30 gram olarak karşımıza geliyor 100 santim uzunluğundaki cam borunun A ucundan hidrojen hidrojenin neması 2 B ucundan F ucundan oksijen oksijenin neması 32 Nerede karşılaşırlar? V hidrojen bölü VO2. Ema ile ters bak hidrojen nemasını aşağı oksijenin yukarı yazıyorsun ve kök içinde. Hem Emanın hem sıcaklığın kökü. 32 bölü 2 16 16 kökün dışına 4 olarak çıkar. Hidrojen 4 birim yol alırken oksijen 1 birim yol alacak. 1, 2, 3, 4 alırken oksijen 1 birim E noktasında karşılaşacaklar. Difüzyona uğrayan Helium ve X gazının mol sayılarının zamanla değişim grafiği aşağıda verilmiştir. X gazının mol kütlesi nedir? Ne yapacağız? Zaman. Aynı mol sayıda aldığımda helyum 1 dakikaysa X 2 dakika. Dur dur. Aynı yolu ben 1 dakikada sen 2 dakikada gidiyorsan ben daha hızlıyım. O zaman helyum hızlı X yavaş. Yani helyumun hızına 2V edersem X'in hızı V. Şimdi helyumun hızının X'in hızına oranı. Ema'sını ters yazıyorum. Helyumun ema'sını buraya. X'in ema'sını buraya yazacağım. Kök içine alacağım. Karesini alırsak 2 bölü 1, şurası 4 bölü 1 oldu. Eşittir x bölü 4, şurası x, şurası 4'tü. Her iki tarafın karekökünü karesini alırsam özür dilerim. 4, 4 o zaman x eşittir. 16 olarak karşımıza çıktı değil mi? Evet devam. Boş durmak yok. 29 kinetik teoriye göre gaz molekülleri birbiriyle ve kap yüzeyiyle gelişi güzel ve sürekli olarak çarpışır. Öz hacmi ihmal edilir tek tek gaz hacmi. Gaz moleküller arasında etkileşimin olmadığı varsayılır. Kinetik enerjileri sadece mutlak sıcaklığa bağlıdır. Aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir. Evet kinetik enerji sadece ve sadece mutlak sıcaklığa bağlıdır sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Boş durmak yok. Sabit hacimli bir kapta mol sayısı eşit helyum ve CO2 gazları bulunmakta. Bu gazlarla ilgili aynı kabın içinde... Helyum var, CO2 var. Her ikisi de 1 mole 1 mol. Kinetik enerjisi eşittir çünkü kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlı. Helyum tanecikleri CO2'den hızlıdır. Eşit değildir hızları çünkü eması düşük olan daha hızlı. Birim zamanda kap yüzeyine çarpan helyum molekülü daha fazladır tabii ki. Çünkü daha hızlı, daha hızlı olduğu için daha çok çarpar. 400 santigrat derecede A gazı moleküllerinin ortalama hızı budur. B'nin ortalama hızı budur. Gazların mol kütlesi oranı. A'nın hızının 6 10 üzeri eksi 6'nın B'nin hızına oranı eşittir. Yukarıya A yazdım aşağıya A yazıyorum. Yukarıya B yazıyorum. 6 bölü 3 2 bölü 1 karesini alırsak 4 bölü 1 eşittir B bölü A mol kütleleri oranı. A'nın mol kütlesi 16 ise yani 1K dediğimiz şeye 16 diyorsak B'nin mol kütlesi 64 oluyor. Bunun 4 katı oluyor çünkü. Mol kütlesi 72 olan X ile mol kütlesi 2 olan Y aynı oranda bulunuyor. Vx bölü Vy eşittir X'in mol kütlesi 72 ters yazıyoruz biliyorsunuz. Y'nin mol kütlesi 2 kök 2 bölü 72 1 bölü 36 kökün dişine kaç olarak çıkıyor 1 bölü 6. O zaman Y X'ten 6 kat daha hızlı. X gazı bulunduğu kaptaki bir delikten 1 dakikada yayılıyorsa, dakikada 1 milimetre yayılıyorsa, Y 6 kat daha hızlı olduğuna göre Y de 6 milimetre yayılır. 32. soruyla beraber 4. sayfamızı da bitirdik. 5. sayfaya geçiyoruz. Bak bunları iyi anla. Bunları iyi anlarsan tam yapacaksın. Konsantren yüksek olsun. Konsantrasyonunu bozma. İyi anla, tam yap. 300 Kelvin'de CH4 gazının yayılma hızı 70'teki SO2'nin kaç katıdır? V CH4 bölü vso 2 Büyük bir kök yazıyorum. Sıcaklıkla doğru MA ile ters. MA'yı yazdım 16. MA'yı yazdım 64. Kelvin CH4'ün 300'müş. Kendi hizasına yazdım. Bunun da 75'miş. Kendi hizasına yazdım. Hadi işlemlere bakalım. 75 2 tanesi 154 tanesi 300. Şurada 4 mu kaldı? 64 16 şurada 4 mu kaldı? 4 4 16 kökün dışına 4 bölü 1 olarak çıkar. CH4'ün yayılma hızı SO2'nin yayılma hızının 4 katı olarak karşımıza çıktı. CO ve NO2 eşit uzaklıkta birbirine gönderiliyor. Nerede? Ne diyor? Nerede karşılaşır demek istiyor herhalde. Yani soruda soru göremedim. Arkadaşlar CO 16 12 28 EN2 de 28 farklı ortamda aynı sıcakta bulunan iki ucundan aynı anda difüzlenir. Nerede karşılaşır? Emaları eşit olduğu için, sıcaklıklar da aynı olduğu için aynı yer giderler. Bu bir giderken bu da bir gider. Bir gider bu da bir gider. L ile tam ortasında birbiriyle karşılaşırlar. Ha soruları buradaymış be. Gazların K noktasında karşılaşması için hemen yazalım. V co bölü V N2. Gazların K noktasında karşılaşması için co'nun bir birim, N2'nin bir, 2, 3, 4 birim yol gitmesi lazım. E Joe 1 birim. N2 4 gidiyorsa hızları da 1 bölü 4'tür yani. Hemen yazalım. Kök içinde. Hem ağları zaten 28'e 28'di. Joe'nun sıcaklığına T. T1. N2'ye T2 diyelim. Ne oldu? Kökün dışına çıkarmak için her iki tarafında karesini aldık. O zaman T1 bölü T2 eşit 1 bölü 16 oldu. Yani N2'yi John'un 16 katı sıcaklığına çıkarmamız lazım. Ama Kelvin olarak santigrat derece olarak değil. Doğru mudur? Hadi devam. 35. soru. Sorumuz diyor ki arkadaşlar neon ve SO3 gazları ile ilgili aşağıda verilen tablodaki ifadeyi doğruysa D, yanlışsa Y neon 20, SO3 80 arkadaşlar topladım baktım ben. Aynı sıcaklıkta neon ve neon gaz atomlarının ve SO3 moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri eşittir. Evet ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıydı. Neon atomlarının hızı SO3'ün 4 katıdır. Hemen bakıyorum. Neon neon yazıp neon deyip helyum yazmak da neon bölü SO3 ters yazıyorduk. 80'i buraya yazdık. 20'yi buraya yazdık. Kökünü aldık. 80 bölü 20 4. Kökün dışına 2 olarak çıktı. Yanlış. MA'sı 4 katıysa kökte aldık. Hızı 2 katı. Daha doğrusu MA'sı 4 katıysa hızı yarısı oluyor. Ters ya. Neon 4'te biri kadar hafif. O zaman neon 2 kat hızlı olmuş oluyor. 25 derecedeki neon molekülleri 15 derecedeki neon moleküllerinden hızlıdır. Evet sıcaklık arttıkça hız artar. 25'teki neon 15'teki neondan tabii ki hızlıdır. Aynı sıcaklıkta 0,5 mol helyum 1,5 mol CO2 ve 3 mol N2'nin bulunduğu 2 litrelik kapta toplam basınç 1520 torr olduğuna göre. Arkadaşlar 1 tor 1 milimetre civa. 1520 tor da 1520 milimetre civa. 760'a bölersek 2 atmosfer oluyor. Gazların kısmı basıncı ile doğru orantılı. Yani 0,5 molün basıncına P dersek 1,5 mol molü 3 katı ya 3P oluyor. 3 mol de bunun 2 katı. Bu da 6P oluyor. Yani P artı 3P artı 6P eşittir 2 atmosfer. 6, 3, 9 1 daha 10. 10p2 atmosferden her p'ye 0,2 atmosfer vereceğiz. Yaz yerine her p'yi bu 0,2 atmosfer. Bu 3 katı 0,6 atmosfer. Bu 6 katı 1,2 atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Unutma kısmi basınç molle doğru orantılı. 0,2 gram hidrojen. Hidrojen neması 2. H2 ya. Yani 0,1 mol. 0,8 gram helyum. Helyumun neması 4. 0,8 bölü 4'ten 0,2 mol mollerini buldum. 0 derecede 1 litrelik kaba koyduk. Karışımın toplam basıncı ve gazların kısmi basıncı. P, V, N, R, T. Önce toplamını bulayım mı? Toplamını bulduktan sonra 1'e 2 dağıtacağım. P'yi bilmiyorum. V'si 1 litre. Mol sayısı 0,3 mol. R 22.4 bölü 273 ve sıcaklık 0 derece. Yani 273 kelvin. Gitti gitti. Toplam basıncım 0,3 çarpı 22.4 atmosfer. E bunu 1'e 2 ayıracağıma göre hidrojenin basıncı 0.1 çarpı 22.4 helyumun basıncı 0.2 çarpı 22.4 yani bu 2.24 atmosfer bu 4.48 atmosfer oluyor. Hacim yarıya indirilirse toplam basınç kaç olur? E 2 katına çıkar 0.3'tü 0.6 çarpı 22.4 atmosfer olur. Hacim yarıya indirilirse basınç 2 katına çıkar. Bakalım burada ne diyor? Pardon yanlış kalem mavi. 24 dereceye kadar ısıtılmasıyla 24 derecedeki oksijen gazı KClO3, KCl3 bölü 2O2'ye kadar suyun üstünde toplanıyor. Oksijen gazının suda hiç çözülmediğini varsayarsak ne diyor? Oksijen gazının kısmi basıncı kaçtır? Potasyum klorat ısıttık topladık. Ee, suyun kısmi basıncı 22.4 toplam basınç 760. Başka bilgi yok mu ya? Görsel görsele çok mu bağlıydı acaba? görseli almadım. 24 derecede oksijen gazı toplandı. Oksijen gazının kısmi basıncını bulunuz. t KClO3'ün molü. Durun 2 dakika ben hemen görsele bakıp geliyorum. Hemen 2 dakika bekleyin beni. Ah, ah, koştum geldim hemen baktım. Sağ olun beklediğiniz için. Arkadaşlar sistemde toplam basınç 1 atmosfer yani dış basıncı eşit olarak verilmiş. E toplam basınç 760sa e, bunun 22.4'ünü su yapıyorsa geri kalanını da oksijen yapıyordur. Buradan 2760'tan 22.4'ü çıkarırsak kaç çıkar? 738 7.6 mı? 737.6 değil mi? 59.60 evet. 737.6 oksijenin kısmi basıncı olarak karşımıza gelir. Laboratuvarda elde etme yöntemlerinden biri de aktif metallerin asite tepkimeye girmesidir. 20 derecede su üzerinde toplandığı hidrojenin kısmi basıncı 308 Toplam basınç 397. E bu da kolay. Toplam 397 buçukmuş. Bunun 380'ini hidrojen yapıyormuş. O zaman geri kalanını suyun buharı yapıyor. Su yazdım da suyun buharı aslında yani. O zaman 397 buçuktan 380'i çıkarırsak buradan kaç kalır? 17 buçuk mu? 17 buçuk milimetrede suyun buhar basıncı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Kaçıncı soruydu bu? 39. O zaman 40. soru. Yine su üzerinde madde toplanması. CH4 gazı bulunmaktadır kaptaki toplam basınç 220. Tamam buradaki toplam basıncımız 220 imiş. Hacim yarıya indi. Suyun buhar basıncı 20. Suyun buhar basıncı 20 ise gazın basıncı 200. Son durumda hacmi yarıya indirirsek gazın basıncı 400 olur. Ancak suyun buhar basıncı kabın hacmiyle değişmez. O zaman son durumdaki toplam basıncımız 420 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Maddenin gaz halinin katı ve sıvılardan farklı davranışlarını inceleyen teoriye kinetik teori adı verilir. Hemen burası A. Gazlar sürekli hareket eden taneciklerdir. Bu tanecikler hem birbirine hem de kabın yüzeyine çarparak kuvvet uygularlar. Bu kuvvete gazın basıncı basıncı denir. Gazların hacmi Bulundukları kabın hacmine eşittir. Bulundukları kabın hacmine eşittir. E, bütün gazların birer molleri 0 derece ve 1 atmosfer basınçta yani yani nerede 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 normal şartlarda 22.4 litredir. Gazlar sıcaklık birimi olarak genellikle genellikle değil her zaman aslında kelvin kullanır. Gaz yasalarına uyan varsayımsal gazlara ideal gaz adı verilir doğada bulunur. Ne? Gazlara ideal gaz denir. Nınınının ancak gerçek gazlar. Bir dakika. Doğada bulunur. Ne? Gerçek gazlar doğada bulunur. Başka? Bakalım, bakalım, bakalım. Başka uymuyor. Gerçek gazlar. Tabi böyle cümlenin başı olunca zor oluyor. Gerçek gazlar doğada bulunur. Ancak gerçek gazlar yüksek sıcaklık ve düşük basınçta ideale yaklaşır. Gaz moleküllerinin aynı ve farklı gazlar içinde yayılmasına, aynı ve farklı gazlar içinde yayılmasına difüzyon (i) Küçük bir delikten boşluğa yayılmasına da efüzyon yani i adı denir, verilir. Gerçek gazlara basınç uygulandığında taneciklerin hareketleri yavaşlayarak kinetik enerjileri düşer ve gazlar ne yaptık biz? Basınç uyguladık gerçek gazlara ve sıcaklıklarını düşürdük. Ne oldu? Gazlar o zaman sıvı hale geçti. J. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç altında fiziksel durumlarını gösterenlere faz diyagramı denir. K. Kapalı bir kapta sıvısı ile dengede olan buhara sıvının doygun buhar basıncı denir. L. Bir gaz karışımında her gazın kendi basıncına da kısmi basınç denir. Yine gazlarla ilgili kavramlar aklımıza geldi. Belirli bir miktardaki sabit hacimli gazın basıncı sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Yani P ile T arasındaki ilişki. Sabit sıcaklıkta sabit miktardaki gazın hacmi basıncıyla ters orantılıdır. P ile V arasındaki ilişki. Sabit basınçlı şiş sistemde gaz hacmi sıcaklıkla V ile T arasındaki ilişki. Sabit basınçta sıcaklıkla gazın miktarı sıcaklıkla gazın miktarı yani N ile T bir dakika sabit basınç ve sıcaklıkta pardon ya yanlış okuyorum bir de doğru okusam sabit basınç ve sıcaklıkta gazın miktarı ile hacmi Allah'ım uykumu çok geldi gazın miktarı ile hacmi doğru orantılıdır bunları bulduk hadi eşleştirelim o zaman evet eşleştirdiniz mi eşleştirdiniz mi ne diyorsunuz hemen o zaman yapalım. PT Gaylussak arkadaşlar. TV Boyle, VT Charles ve N ve Avogadro yasası olarak karşımıza çıkar. Bakalım 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 başka neyimiz var. Basınç sıcaklık mol sayısı vesaire 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 vesaire. Ne? Yukarıdaki bilgiden yararlanarak belli miktardaki gazın sabit sıcaklıkta öz kütlesi 3 katına çıkıncaya kadar hacmi küçültülürse birim hacimdeki tanecik sayısı 9 katına basıncı 2 katına çıkar. Dur bakalım. Dur bakalım. P v, N, R, T. Belirli miktardaki gazın öz kütlesini 3 katına çıkarmak istiyorsan hacmini 3'te birine indirirsin. Sadece hacmini küçülttün. O zaman birim hacimdeki tanecik sayısı N bölü V. Hacmi 3'te birine indirirse birim hacimdeki tanecik sayısı da 3 katına çıkar. Yanlış. Basıncı, basıncı da 3 katına çıkar çünkü hacmini 3'te birine indirdin. Dikkat et. Öz kütlenin 3'te 1'ine inmesini istiyorsan, pardon öz kütlenin 3 katına çıkmasını istiyorsan Hacmini 3'te 1'ine indireceksin Tamam değil mi? 0,4 mol HgO'yu ısıtarak ayrıştın O zaman 0,2 mol oksijen 27 derecede toplandı. Kabın basıncını P ve nRT önce bir Önce bir kabın basıncı P Hacmi 8.2 Topladığımız oksijen 0,2 mol R0082 Sıcaklık 27 derece yani 300 kelvin. Şu ikisi gitti şunu 8.2 yaptı. 8.2 8.2 gitti. 3 çarpı 0.2 0.6 atmosfer. Bak bu 0.6 atmosfer sadece oksijen gazının basıncı. Kabın basıncı değil. 0.6 atmosferi şeye çevireceğiz. Neye çevireceğiz? Milimetre civaya çevireceğiz. 456 milimetre civa bu oksijen gazının basıncı. Bir de burada 25 mm civa suyun basıncı var. O zaman 456'ya 25 eklersek 470 481 mm civa kaptaki toplam basınç. Önce PVMRT ile gazı buluyorsun. Daha sonra gazın üzerine neye ekliyorsun? Suyun buhar basıncını. Anlaştık değil mi? 0,4 gram hidrojen gazı var. 0,4 gram hidrojen gazı 2'ye bölersen 0,2 mol. Mol hacmini vermiş. Helyum gazı ve bu Kaptaki toplam basınç ki CH4'ün kısmı basıncını sormuş. Dur, 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 Önce bir yazayım. Burada hidrojen var, helyum var, CH4 var. Hidrojen 0,2 mol. Tamam. Normal şartlarda 6.72 litre. 6.72 litre normal şartlarda ise bu da 0,3 mol. 8 gram CH4 16. 8 gram olduğuna göre bu da 0,5 mol. Tamam. Toplam basınç 2. O iş kolay. Bak. Bak bak bak. 0.2 bu. 0.3 bu. 0.5 bu. Molü ile doğru orantılı olarak dağıtıyorum. Molü ile doğru orantılı. 0.2'ye 2P edersem 0.3'e 3P 0.5'e de 5P diyeceğim. 2P artı 3P artı 5P eşittir 2 atmosfer. 2, 3, 5, 5 daha 10. 10P 2 atmosferse p 02 2 atmosfer. E, CH4'ü soruyor 5P o zaman o da bir atmosfer olarak karşımıza çıkıyor. Gazların kısmi basıncı mol sayılarıyla doğru orantılı idi. Unutmadık değil mi bunu? Mol'ü biliyorsan direkt molle orantı kuruyorsun. T sıcaklığında P basıncında V hacminde T sıcaklığında P basıncında V hacminde yani mol gaz var. Bu işlemler sonrası kabın önceki durumu ve sonraki durumunu gösteren aşağıdaki görsellere bakarak ne işlem uygulandığını bulunuz. Kolay bir soruymuş bu. Ne yapmışız? Bakın hacmini azaltmışız. Hacim azaldıysa basınç artmış, Boyle yasası. Hacmini arttırmışsın, basıncı azalmış. Ne yaptık? Buradaki ne ya? Buradaki basınç, buradaki hacim, değil mi? Burada ne yaptın? Burada ne yaptın? E, ee, basıncı artmış. Sıcaklığı mı arttırdık acaba? Pistonu sabit tutup sıcaklığı arttırdık herhalde. Basınca baksana, basınç artmış, hacim yaklaşık aynı yerde kalmış. E bunu sıcaklığı arttırdık. Burada da Basınç artmış, musluk olduğuna göre gaz ekledik. Burada n'i arttırdık, pistonu sabitleyip. Burada pistonu sabitleyip sıcaklığı arttırdık. Burada hacmi azaltıp basıncı arttırdık. Burada hacmi arttırıp basıncı azalttık. Herhalde bunlar olmuştur tabii. Şekilden anlayabildiğimiz kadarıyla. Hemen devam edelim. Aşağıdaki görselde kaplar arasındaki musluk açılınca He ve O2 sabit sıcaklıkta karışıyor. Karışımın son basıncı 2 litre 1 atmosfer, 2 litre 1 atmosfer. P son çarpı 4 litre. 2, 2 daha 4. Son basıncımız 1 atmosfer. Helyum ve oksijenin kısmi basıncı bak. Helyumun hacmi 2 katına çıktı değil mi? O zaman basıncı yarıya düştü. 0,5 atmosfer. E, oksijen de aynı şekilde hacmi 2 katına çıktı. O zaman basıncı yarıya düştü. 0,5 atmosfer. Net. Her gazın ilk durumuyla son durumunu kıyaslayarak kısmi basıncını bulabilirsin. E, i̇kisinin basıncı eşit olduğuna göre molleri de aynı. O zaman her ikisinin de mol kesri 1 bölü 2. Mol kesri maddenin molü bölü toplam mol diye. 1'e 1 bir, o zaman 1 bölü 2 ikisinin de mol kesri olarak karşımıza çıkıyor. 400 mililitre helyum bulunduğu kaptan 6 saniyede çıkıyor. Helyumun eması 4, SO2'nin eması 64. Şimdi SO2'nin hızının helyumun hızına oranı 64'ü buraya 4'ü buraya yazıyorum kök içinde. 4 bölü 64 1 bölü 16 kökün dışına 1 bölü 4 olarak çıkıyor. Bir defa helyumun 6 saniyede çıktığını bu 4 kat daha yavaş olduğu için 24 saniyede çıkar e Bir de miktarı 2 kat Bu 400 bu 800 yani bu 400 mililitre olsaydı 24 saniyede çıkardı 800 mililitre de olduğuna göre Bu da 48 saniyede Dışarıya Çıkar Miktarı da unutmuyoruz bu gibi sorularda 88 gram hesaplarsanız 2 mol 10 litre hacim kapladığı şartlarda şart arkadaşlar aynı basınç ve aynı sıcaklık demek pvt aynı O zaman v ile n doğru orantılı 64 gramı 2 mol ediyor. MA32 çünkü. E bu da 2 moldü. O zaman bu da 2 mol ise bu da 10 litre hacim kaplar. Aynı ortamda bulunan 56 litre 2 mol ediyor. 22 gram da 0,5 mol ediyor. Birinci kapta falan 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 falan. Bunun basıncını vermiş. Bunun basıncını soruyor. E hocam ne yapacağız? Aklımıza gelmedi. Tatlım. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa 2 PV nRT'yi oranlayacaksın. Başka ne yapacaksın? PV nRT her zaman geçerli. Bütün yasaların birleşimi. Bak V'ler gitti mi? R'ler gitti mi? Aynı ortamda sıcaklıktan bahsetmediğine göre sıcaklıklar gitti mi? P1 bölü P2, n1 bölü n2 çıktı. 8 atmosfer, diğerinin basıncına P2 dedim. 8 atmosfer olan 2 mol, bu 0,5 mol. Ne oldu o zaman? 2P2 eşittir 4 oldu. Şöyle işler dışlar çarpımı yaptım. P2 o zaman 4 bölü 2'den 2 atmosfer olarak karşımıza geldi. Hiçbir yasa aklına gelmediyse iki durumu oranlayabilirsin. Aynı kapta bulunan CH4O2 eşit kütleli. Bunun eması 16, bunun eması 32, bunun eması 64. Eşit kütleli olması için bundan 4 mol alırsam bundan 2 mol, bundan 1 mol alırım. Kısmi basınçlarını büyükten küçüğe sıralayın. 4 mol, 2 mol, 1 mol gazların kısmi basıncı molle doğru orantılıdır ya. Kaç sefer söyleyeceğim daha sana. Halen bunu yapmıyorsan ayıp yani. Küser gider ağlarım yani köşeden. Aa ne kadar ayıp. Hadi bakalım. 90 gram NO. 14, 16, 30. 90 gramı 3 mol. Aynı şartlarda 240 gram 2 soğuş gazı. 1 kap aynı şartlarda. Dur, 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 dur. Dur bakalım. Dur. Aynı şart aynı basınç aynı sıcaklık. R aynı. O zaman V ile N doğru orantılı. E aynı kap V de aynı o zaman N de aynı. O zaman bu da 3 mol. 3 mol 240 gramsa 1 molü 80 gram. X artı 48 eşittir 80'den X eşittir 32. O mis gibi temiz. Kılçıksız. O biçim yaptık. 177 derece sıcaklıkta hacmi 3 litre. Aynı basınçta sıcaklığı kaç olmalı ki hacmi 4 olsun. Hemen bakıyorum. Aynı basınç, aynı re, aynı mol o zaman V ile T doğru orantılı. Bak, hiç işten bile yapmıyorum. Doğru orantı. 3 litre, 177 derece, 273 eklersek 373, 70 daha eklersek 443, 450 Kelvin. 4 litre için kaç Kelvin olacak? 4 çarpı 450 bölü 3. E doğru orantı kurdum. Ne yapacağım? 450 bölü 3, 150. 4 çarpı 150 600 kelvin olacak. Sıcaklığı soruyor. 600'ü 273 çıkarırsak 500 400. 73 daha çıkarırsak 327 santigrat derece ediyor. Tablodakileri doğru yanlış diye işaretle demiş. Hadi bakalım. Gaz moleküllerinin boşluğa yayılması ne? Remzi yanlış yaptın. Yüksek sıcaklık ısıttım düşük basınç evet ideale yaklaştı. Farklı gazların aynı sıcaklıkta moleküllerinin ortalama kinetik enerji sıcaklıkları aynıysa ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Birbirine eşit ve mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Doğru. Aynı sıcaklıkta o iki moleküllerinin yayılma hızı SO2'nin kök 2 katıdır. Düşünüyorum SO2 32, O2 32, SO2 64. Ben iki kat hafifim. O zaman kök 2 kat hızlıyım. Evet doğru. Bir atmosfer bir tor. Hayır yanlış. 1 tor 1 milimetre civadır. Kimi yanlış işaretledin? Beşi yanlış işaretledin. Bir de bir yanlış işaretledin değil mi? Evet 1 ve 5 cevabımız D. Hemen devam. Pes etmek yok. 4 mol karbondioksit 1 mol oksijen. Toplam 3 çok kolay ya. Bu çok kolay. 4 bundan var. 1 bundan var. 5 bundan var. 1.5 atmosferi böleceğim. 5 bu 5 bu. O zaman 0.75'i bu. 0.75'te bu ikisinin toplamı. 0.75'i 5'e bölersem 15'e 6 olur. Molle direkt doğru orantılı. İstersen şöyle yap. 4P, P, 5 p 10P eşittir. eşittir. 0, 1,5 P eşittir. 0,15. Bu 4 çarpı 0,15. 1 çarpı 0,15. 5 çarpı 0,15. Molle doğru orantılı olduğunu daha önce söylemiş miydim? Söylemediysem söylüyorum. Söylemedim değil mi? Hiç söylemedim. Döverim seni. Vallahi döverim dalga geçme. Kocaman adam. Bak 56 tane gaz sorusu çözmüşüm zaten. Kafa olmuş 1 milyon burada. 27 derece sıcaklıkta 9 litrelik kapta P, v, N, R, T bak. 4 değişkenin 3'ü verildiyse P, V, N, R, T'dir. 4'ün 3'ü varsa P, v, N, R, T. P 4.1, V 9, N, R 0082. Sıcaklık 300 kelvin. Bu 2 0 bunu 8.2 yaptı. 8.2 ile 4.1 gitti. Burada 2 kaldı. 3 ile 9 gitti. Burada 3 kaldı. 3 eşittir 2N'den. N eşittir 1.5 mol ama bana molünü değil kütlesini soruyor. MA'sı 16. 1.5 ile 16'yı çarparsam 16 8 ekle 24 etti. Cevabımız D seçeneği. Devam. Gerçek gaz soğutucu klima fırın tabi değil fırında ne var fırında yakıyorsun. İdeal de olsa yakacaksın Gerçekte olsa. Hangisinde ideallikten uzak olur? İdeallik yüksek sıcaklık düşük basınç. Uzak mı olacaksın? Düşük sıcaklık yüksek basınç. Yüksek basıncı aldım. En düşük sıcaklığa bakıyorum. Bu 273 Kelvin, 300 Kelvin, 100 Kelvin. Edirne ideallikten uzak. Bir miktar gazın sabit sıcaklıkta hacmi yarıya düşürülürse, hacmi yarıya düşürülürse, d eşittir n bölü v yoğunluğu iki katına çıkar. Hacmi yarıya düşürülürse çarpma sayısı iki katına çıkar. E, Birim hacimdeki tanecik sayısı da n bölü v o da iki katına çıkar. Sabit hacimli kapalı bir kapta gazın sıcaklığı yüzden 300'e çıkarıyoruz. Sıcaklığı artarsa kinetik enerjisi artar. Kinetik enerji eşittir sıcaklık. Sabit hacimli olduğu için basınç artar. E madde miktarı niye artsın canım? Isıttın seni. Çoğaldın mı ısıttığın zaman? Allah Allah ne kadar ayıp bir şey. Madde miktarı eklersen çıkarır. Çıkarırsan azalır eklersen artar. 273 derece sıcaklıkta 546 kelvinde derece olmaz. Kelvin ve 4 atmosferde 5 litre. Uf iki durumu kıyasla diyor. P V P V N R T N R T. İki durumu orantıladım hemen. İlk basıncımız ilk basıncımız 4 atmosfer. İlk litremiz 5 litre. Aynı gaz. Madde ekleyip çıkarmıyoruz. N gitti. İlk sıcaklığımız 546 Kelvin. Bu 4 çarpı 5 ha. 45 değil. Sonra izleyip yanlış anlıyorsunuz. Sinek mi geldi ya? Tövbe tövbe. Normal şartlarda basınç 1. Hacmini soruyor bana. Sıcaklığım normal şartlarda 0 derece. Yani 273 kelvin gördün mü? PVNRT'yi oranlamak durum değişiminde her zaman işe yarar. 2. 4 ile 2 gitti. 2. Ne oldu? V eşittir. 10 litre olarak karşımıza çıktı. 27 derece sıcaklıktaki yani 300 kelvindeki sıcaklıktaki gazın sıcaklığı 400'e çıkarılırken hacmi yarıya düşürülürse. Oranla oranla aklına gelmedi. P, v, N, R, T oranla. Ne bileyim ben bu ne yasası ya? Hocam kafa olmuş 1 milyon. 62. sorudayım. Ne bileyim ne yasası? 2 P, v, N, R, T oranla bilmiyorsan. Ne değişti? Sabit miktarda. N değişti. R değişti. İlk basıncım kaç kaç kaç? P soruyor. Ne olur diyor. E ee, E. İlk hacmim hacmi yarıya düşüreceğim. 2 V olsun. Ulan o kadar çizgi ne yapacaksın? Arada eşittir var. Dur dur sayıt dur. Eşittir. İlk sıcaklığım 300 Kelvin. Son basıncım P son. Hacmi V yaptım. Son sıcaklığım 400 Kelvin. Yüzler sadeleşti. V'ler sadeleşti. P son eşittir. 4 çarpı 2 8 P bölü 3 çıktı. O zaman P son 8 P bölü 3 ise ilk basınca dur dur. Buralar matematiğini de yapamıyorum ben ya. İlk basınca 3 P dersem 3 de 3 sadeleşti son basınç 8P oluyor değil mi? Evet 3P'den 8P'ye yükselir. Ne oldu? Cevabımız D seçeneği oldu. 63. soru 1. durum 2. durum 12 litrelik bir kaba basıncı 2 atmosferdir 12 litre. Piston kap 4 litre olunca edek aşağı itilirse 4 litre. E, gazın basıncı 8 atmosfer ve sıcaklığı 127 derece yani 400 kelvin ilk sıcaklığı. Ya hocam bir sürü şey değişmiş Ya söylüyorum ya iki sorudur Halen bana bir sürü şey değişmiş diyorsun Bir sürü şey değişirse Gazın ilk PVNRT'sini Son PVNRT'sini oranlarsın Gazitlik çıkardık mı? Hayır. R değişti mi? Hayır. Değişmedi İlk basıncım 2 atmosfer Bak hemen ilk durumla son durum İlk hacmim 12 litre İlk sıcaklığım soruluyor Son basıncım 8 atmosfer Son hacmim 4 litre Son sıcaklığım 400 Kelvin Hemen şunu değiştirip işlemleri yapayım. 12 bölü 4 şurada 3 kaldı değil mi? 2 bölü 8 şurada 4 kaldı. Şu 4 ile şu 4 düz gitti. Şurada 100 kaldı. T eşittir. 300 Kelvin yani 27 derece olarak karşımıza çıktı. 64. soru hacim basınç grafiği. İdeal gazın sabit sıcaklıktaki basınç hacim. Buna göre PV sabittir. En T sabitse tatlım benim matematiğim var bak n ve t sabitse eşitliğin sağ tarafı sabitse sol tarafı da sabittir. Düşük hacimde basıncı yükselir. E tabi hacmi azaltırsan basıncı yükselir. Çarpımı sabit ya. Biri artarsa diğeri azalacak. Basınç arttıkça hacim artar. Ya lütfen ya. Lütfen bunu artık evet diyorsan artık yani. Bunu artık evet diyorsan uykun gelmiştir. Yeter. Dur orada. Sonrasını sonra izle. Aa tövbe tövbe. Evet bakalım. H2N2O2H ne gibi gazlar? Doğada bulunan gazlardır. Bakalım evet hidrojen, azot, oksijen evet hepsi var doğru. H2 helyum neon gibi gazlar suda çok az çözündüğü için çözünmez kabul edilir ve su üzerinde toplanır. Evet bunlar apolardır suda çok fazla çözünmez. Gazların aynı veya farklı gazlar içinde yayılmasına efüzyon denir. Hayır difüzyon denir. Boşluktan bir delikten dışa yayılmasına efüzyon denir. 7'den çıktık. Başka var mı? Gel gel gel. Birinci kaptaki gazın mol sayısını bulunuz birleştirilmiş kapla ilgili. Ney? 4 litre 1 atmosfer 0, 2 litre 2 atmosfer 0. Birinci kaptaki gazın mol sayısı herhangi bir gazın mol sayısını vermiş mi? E vermeden nasıl bulacağız ki? Ne diyor? ikinci kaptaki gazın mol sayısını bulun. 2 litre. Ha PVNRT ya vermiş ya. Tövbe tövbe. 4 bilinmeyenin 3'ünü vermiş diyorum sabahtan beri. Hemen bakalım. P 1 V 4 N bilmiyorum. R 22 4 273 T 273 gitti gitti. Buradan en kaç çıktı? Buradaki gazın mol sayısı 4 bölü 22.4. E her şey aynı her şey aynı değilmiş. Bir de bunu yerine yazacağız. Hemen bakalım. P V 1 litre 4 atmosferde 2 litre 2 atmosfer oldu. N 22.4 bölü 273 çarpı 273 gitti gitti. N de buradan 4 bölü 22.4 çıktı burada da. Aa bu da aynı çıktı. Ana aynı çıktı. Ne oldu? Kaplar arasındaki musluk açıldığında O2'nin kısmi basıncı kaç olur? Şimdi O2'nin kısmi basıncı başta 1 atmosferdi. E hacmi 4 litreydi. Musluğu açarsam basıncını bilmiyorum ama hacmi 6 litre olacak. O zaman 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olur. Bir gazın ilk durumuyla son durumunu kıyaslayarak da basıncını bulabilirsin. Toplam basınç kaç olur? P1 çarpı V1 artı P2 çarpı V2 eşittir P son çarpı 4 2 daha 6 litre. 4 4 daha 8 bölü 6 son basıncımız da 4 bölü 3 olarak karşımıza çıkar. Hepsini yaptık mı? Of hepsini yine yaptık ya. A bitti mi? Bu kadar mıydı? Sadece 66 soru muydu? Sadece 66 soru. Evet arkadaşlar gazları bitirdik. Görüyorsunuz birkaç böyle ufak tefek işlemi böyle virgülde çıkan sorular dışında çok sorunlu soru yok. PVNRT, ilk PVNRT'yi, son PVNRT'yi oranlamak. Sonra başka Pma difüzyon hızı denklemi, MA ile ters sıcaklıkla doğru her ikisinin de köküyle difüzyonuzu denklemi. Başka ne denklemimiz vardı? başka yok. Bir de P1V1 artı P2V2, P son V sonumuz var. Bu denklemler gazlardaki neredeyse her soruyu çözmemizi sağlıyor. Biz de yalnızca ihtiyacımız olan şeyi yani çalışkan olmayı yapıp bunları çalışırsak Gazlardan sıkıntısız, stressiz bir zaman geçiririz. Çalışıyoruz, videoları izliyoruz, kanalı takip ediyoruz ve bu sene kimyayı 20'de 20 yapıyoruz. Var mı bir sıkıntı? Yok, değil mi? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.